Howard Phillips Lovecraft Atsız Kent Seslendiren Akın Altan Atsız Kent'e yaklaştığımda onun lanetlenmiş olduğunu fark ettim. Sıcaktan kavrulmuş, korkunç bir vadide ay ışığında yolculuk yapıyordum. Uzaktan, kötü yapılmış bir mezardan dışarı fırlayan iskelet parçaları gibi kumun üzerinde acayip bir şekilde çıkıntı yaptığını gördüm. En eski piramitlerin ninesinin ninesi olan, tufandan arta kalmış bu eski kalıntının, çağların aşındırdığı taşlarından etrafa korku yayılıyor, görünmez bir atmosfer beni geri püskürtüyor ve hiçbir insanın görmemesi gereken, şimdiye dek kimsenin asla görmeye kalkışmadığı, eski ve uğursuz gizemlerden uzak durmamı söylüyordu. Harab olmuş, dilsiz, atsız kent, Arabistan çölünün Irak bir köşesinde bulunmaktadır. Alçak duvarları sayısız çağın komuyla örtülerek neredeyse gözden kaybolmuştur. Memphis kentinin ilk taşı konmadan önce de, Babil'in ilk tuğlaları pişirilmeden önce de bu durumda olmalıydı ona bir ad verecek ya da faal olduğu zamanları anımsayacak kadar eski bir efsane bulunmamaktadır. Ama kamp ateşlerinin çevresinde alçak sesle ve şehlerin çadırlarındaki koca karıların fısıltılarıyla sebebini bilmeden bütün kabilelerin bu kentten uzak durdukları anlatılır. Deli şair Abdül El Hazred, açıklanamaz beytini okumadan önceki gece bu yerde düş görmüştü ebediyen var olan ölü değildir. Ama günü gelir, ölüm de ölür. Arapların garip öykülerde anlatılan ama hiç kimsenin görmediği atsız kentten korkmaları için geçerli nedenleri olduğunu bilmem gerekirdi. Buna rağmen bu nedenlere meydan okudum ve devemle ayak basılmamış çorak topraklara gittim. Onu tek ben gördüm. Hiçbir yüzün benimki gibi korkunun iğrenç hatlarını taşımaması bu yüzdendir. Geceliğin esen rüzgarlar pencereleri takırdatırken, kimsenin benim gibi dehşetle titrememesi de işte bu yüzdendir. Bitimsiz uykunun korkunç dinginliğinde ona rastladığımda, çöl sıcağının içinde soğuk ay ışınlarının donduruculuğuyla bana baktı. Ve bakışlarına karşılık verdiğimde, onu bulmakla kazandığı mutkuyu unutuverdim, ve şafağın sökmesini beklerken devemle kıpırdamadan durdum. Doğu göğü ağırıp yıldızlar sönükleşinceye gökyüzünün griliği kenarları altın sarısı bir pembeliğe dönüşünceye kadar saatlerce bekledim. Gökyüzünün açık ve çölün göz alabildiğine sakin sessiz olmasına karşın bir inilti duyup antik taşlar arasında bir kum fırtınasının dönenip durduğunu gördüm. Sonra ansızın çöl ufkunda, dinmek üzere olan küçük kum fırtınasının arasından görünen güneşin ışıklar saçan kenarı belirdi. Ateşli diski, tıpkı Memnon'un Nil kıyısından selamladığı gibi selamlamak üzere, toprağın derinliklerinden ahenkli, büyük bir gümbürtünün koptuğunu sandım. Devemi, benden başka hiçbir canlının görmediği bu ahenksiz seslerin duyulduğu yere doğru, kumların üzerinde yavaşça sürerken kulaklarım çınlıyor gözüme binlerce hayal üşüşüyordu çok uzun zaman önce bu kenti kurmuş ve içinde yaşamış olan insanlar eğer insanlarsa hakkında bilgi sağlayacak bir oyma ya da yazıt bulamadan biçimsiz evler ve meydanlar arasında dolaşıp durdum kentin eskiliğinde marazi bir yan vardı kentin gerçekten de insanoğlu tarafından kurulmuş olduğunu kanıtlayacak bir işaret ya da alete rastlamayı çok arzuluyordum. Yıkıntıların orantı ve boyutlarından hiç haz etmemiştim. Yanımda birçok araç gereç vardı. Yok olmuş binaların duvarları içinde epey kazı yaptım. Ama çok yavaş ilerliyordum ve dikkate değer herhangi bir şey bulamadım. Gece olup yeniden ay doğduğunda Yeni korkulara yol açan soğuk bir rüzgarın esmeye başladığını hissettim. Bu yüzden kentte kalmaya cesaret edemedim. Uyumak üzere antik duvarların dışına çıkarken ayın pırıl pırıl parıldamasına ve çölün büyük kısmının sakin olmasına karşın gri taşlar üzerinde iç çekerek dönenip duran küçük bir kum fırtınası ardım sıra toplanmaya başladı. Tam şafak vakti bir alay dehşet verici düşten Kulaklarım sanki metal bir çandan gelen seslerle çınlayarak uyandım. Atsız kentin üzerinde dönenen küçük kum fırtınasının son esintileri arasında kıpkızıl parıldayan güneşi gördüm ve manzaranın geri kalanının dinginliğini fark ettim. Bir kez daha, bir örtünün altındaki insan yiyen bir canavar gibi kumda kabarıklık yaparak yatan düşüncelere dalmış yıkıntılara gitme cesaretini gösterdim ve çoktan unutulmuş ırktan andaşlar bulabilmek umuduyla boşuna kazı yaptım. Öğlen vakti dinlenip, öğleden sonra soruların, yetip gitmiş sokakların ve neredeyse yok olmuş binaların dış hatlarının izini araştırarak epey zaman geçirdim. Kentin bir zamanlar fevkalade büyük olduğunu görüp, bu büyüklüğün nereden geldiğini merak ettim. Kalde'nin bile anımsayamadığı kadar uzak bir geçmişin ihtişamını gözümde canlandırdım insanoğlunun gençlik döneminde, Mınar diyarında ölüm hükmüyle karşılaşan sarnatı ve insanoğlu var olmadan önce gri taşlardan yapılmış ıb kentini düşündüm. Apansızın, toprağın altındaki kaya tabakasının dimdik yükselerek bir tür alçak sarp bir uçurum oluşturduğu bir yere geldim ve büyük bir sevinçle burada tufan öncesi halktan daha başka izler bulunduğunu gördüm uçurumun yüzeyine kabaca yontulmuş şeyler, hiçbir yanılgıya yer bırakmayacak şekilde birçok küçük, alçak kaya ev ya da tapınağın ön cephesiydi. Dış yüzlerinde bir zamanlar bir oyma vardıysa bile, çok zaman önce silinmiş olmalıydı. Ama binaların içlerinde hesaba kitaba gelmez uzak çağlardan birçok sır bulunabilirdi. Yakınımdaki karanlık girişlerin hepsi de çok alçaktı ve kumla tıkalıydı. Ama bir tanesinin ağzını küreğimle açtıktan sonra, içerisinde bulunabilecek gizemleri açığa çıkarabilmek için elimle bir meşale ile içeri süzüldüm. İçeri girdiğimde, bu büyük mağaranın gerçekten de bir tapınak olduğunu anladım ve çöl, çöl olmadan önce yaşayıp tapınmış bir ırkla ilgili bariz işaretleri gördüm. Hepsi de garip bir biçimde alçak, İlkel sunaklar, sütunlar ve nişler yok değildi ama etrafta heykel ya da presk benzeri bir şey göremediysem de belirli bir sembol olduğu açıkça anlaşılan insan elinden çıkma birçok tuhaf görünüşlü taş vardı. Keskiyle şekil verilmiş odanın basıklığı çok tuhaftı. Çünkü dizlerimin üzerine zor doğruluyordum. Ama o kadar geniş bir alana sahipti ki meşalem tamamını aydınlatamıyordu. Bazı uzak köşelerde garip bir şekilde korkuyla titredim. Çünkü bazı sunaklar ve taşlar dehşet verici, iğrenç, anlaşılmaz nitelikte unutulmuş ayinleri akla getiriyordu. Ne tür insanların böyle bir tapınağı yaptığını ve gelip burada tapındığını merak etmeye başladım. Tapınağın içindeki her şeyi gördükten sonra diğer tapınakları da keşfetme arzusuyla sürünerek oradan çıktım. Artık akşam olmak üzereydi. Ama gördüğüm somut şeylerle kamçılanan merakım korkuma baskın çıktı. Bu yüzden atsız kenti ilk gördüğümde gözümü korkutan, ay ışığında uzayan gölgelerden kaçmadım. Alaca karanlıkta bir başka girişin ağzını temizledim ve elimde yeni bir meşaleyle içeri girdim. Burada da diğer tapınaktakilerden daha belirgin bir anlam taşımayan bazı taş ve sembollerden başka bir şey bulamadım. Bu oda da diğeri kadar basık, ama çok daha dardı. Ve ne oldukları anlaşılmayan, gizemli türbelerle dolu çok dar bir geçitle son buluyordu. Bu türbeleri merakla seyrettiğim sırada, rüzgarın ve dışarıda bıraktığım devemin gürültüsü gecenin sessizliğini yırttı, hayvanı neyin korkuttuğunu görmek için kendimi dışarı attım. İlerideki uçurumun bir yerinden kopan güçlü ama dinmek üzere olan bir rüzgarın savurduğu yoğun kum bulutunu aydınlatan ay, bu çok eski zamanlardan kalma yıkıntıların üzerinde parlıyordu. Deveyi rahatsız eden şeyin bu dondurucu, kum fırtınası olduğunu anladım ve onu daha korunaklı bir yere götürmek üzereydim ki, tesadüfen başımı yukarı kaldırdığımda uçurumun üstünde hiç esinti olmadığını fark ettim. Bu beni şaşırttı ve yeniden korkuttu. Ama daha önce gün doğarken ve batarken görüp duyduğum ansızın çıkan mahalli rüzgarları anımsayarak bunun doğal bir olay olduğuna hükmettim. Rüzgarın bir mağaraya açılan, kayalar arasındaki bir yarıktan çıktığına karar vererek, kaynağını anlayabilmek için kaynaşıp duran kumu gözlerimle izledim ve biraz sonra rüzgarın güneyinde, hayli uzakta, neredeyse göz dışındaki bir tapınağın karanlık ağzından çıktığını anladım. Boğucu kum bulutuna rağmen, ağır adımlarla yaklaştıkça diğerlerinden daha büyük olduğu görülen ve girişi topaklaşmış kumla daha az tıkanmış olan bu tapınağa yöneldim. Büyük bir güçle esen buz gibi rüzgar meşalemi neredeyse söndürmemiş olsaydı içeri girecektim. Karanlık kapıdan dışarı doğru delicesine esen rüzgar, kumu karıştırıp acayip yıkıntıların arasında dağıtırken tekinsizce it çekiyordu. Çok geçmeden rüzgar dinmeye başladı. Kumlar duruldu, ve sonunda her şey eski dinginliğine kavuştu. Ama kentin hayaleti andıran taşları arasında bir varlık sezdirmeden dolaşıyor gibiydi. Başımı kaldırıp aya baktığımda onun huzursuzlukla kıpırdanan sulardaki bir yansıma gibi titreştiğini gördüm. Anlatamayacağım kadar korktum ama korkum duyduğum merakı bastıracak ölçüde değildi. Bu yüzden rüzgar diner dinmez Rüzgarın geldiği karanlık odaya girdim. Bu tapınak dışarıdayken düşündüğüm gibi daha önce girdiğim tapınaklardan daha büyüktü ve ötelerinde bir yerlerden rüzgarlar doğurduğuna göre muhtemelen doğal bir mağara olmalıydı. Burada oldukça dik durabiliyordum ama sunak ve taşların diğer tapınaklardakiler kadar alçak olduğunu gördüm. Duvarlarda ve çatıda ilk defa Eski ırkın resim sanatından izlerle, tamamen solmuş ya da dökülmüş garip, kıvrımlı boyalı çizgilerle karşılaştım ve sunaklardan ikisinin üzerinde bir labirent gibi birbirinin içine geçmiş çizgilerden büyük bir ustalıkla yapılmış oymalar olduğunu büyük bir heyecanla fark ettim. Meşaleyi yukarı kaldırdığımda tabanın doğal olamayacak kadar düzgün olduğunu gördüm ve tarih öncesi taş ustalarının bu tabanı yontmada kullandıkları kesici alet edevatı merak ettim. Mühendislikte epey hünerli olmalıydılar. Sonra meşalemin aniden parlayan alevi bana aradığım şeyi, derinliklerinden ansızın rüzgarların koptuğu dipsiz uçuruma açılan girişi gösterdi. Kayaya oyulmuş, insan elinden çıktığı besbelli küçük kapıyı gördüğümde dizlerimin bağı çözüldü meşalemi kapıdan içeri uzattım ve aşağı doğru dimdik inen sayısız çok küçük ve kaba basamak üzerindeki kemelli alçak tüneli gördüm. Bu basamakları her zaman düşlerimde göreceğim. Çünkü ne anlama geldiklerini öğrenmiş bulunuyorum. O Bu anda onları basamak olarak nitelemenin yerinde olup olmadığını pek bilemiyordum. Çılgınca düşüncelerle beynim bulanıyor. Arap kahinlerin söz ve uyarıları İnsanların bildiği topraklardan, insanların bilmeye cesaret edemediği atsız kente doğru uçarak çölü aşıyor gibiydi. Yine de geçitten geçip bir ip merdivenden iner gibi dikkatle ayaklarım önde aşağıya inmeye başlamadan önce bir an duraksadım. Benimkisi gibi bir inişi bir başkası ancak uyuşturucuların etkisiyle daldığı hayal dünyasında ya da hezeyan geçirdiğinde yaşayabilir.'' dar geçit, dibine ulaşılamayacak iğrenç, tekinsiz bir kuyu gibi aşağılara uzanıyor, başımın üzerinde tuttuğum meşale emekleyerek indiğim bilinmez derinlikleri aydınlatamıyordu. Zamanla olan bağlantımı yitirdim ve saatime bakmakta aklımın ucuna gelmedi. Ama aşmak zorunda olduğum mesafeyi düşününce korktum. Kuyunun yönünde ve eğiminde zaman zaman değişiklikler oluyordu. Bir seferinde meşaleyi bir kol yüksekliği başımın üzerinde tutarak, ayaklarım önde kayalık zeminde kıvrınarak süründüğüm uzun, alçak bir yere geldim. Burası dizlerimin üzerinde durabileceğim kadar yüksek değildi. Buradan sonra yine dik inen basamaklar vardı ve meşalem söndüğünde hala dört ayak üstünde inmeyi sürdürüyordu. Meşalenin söndüğünü anında fark ettiğimi sanmıyorum. Çünkü Sönük olduğunu fark ettiğimde sanki hala yanıyormuş gibi başımın üzerinde tutuyordum. Beni bütün dünyayı dolaşmaya ve uzak, eski, unutulmuş yerler peşinde koşturmaya iten, tuhaf şeylere ve bilinmeyene karşı duyduğum itki yüzünden akli dengesi oldukça bozuk biri olup çıkmıştım. Orada, karanlıkta, çok değer verdiğim, demonolojik bilgi hazinemden parçalar, deli Arap el hazretten tümceler, Damaskiyonun uyduruk karabasanlarından paragraflar, Gutu Demez'in hezeyanlarla dolu, imaj dumondundan rezil satırlar aklıma üşüştü. Acayip metinlerden alıntıları tekrarladım. Efrasiyab'ı ve onunla birlikte Amu Derya aşağı yüzen şeytanları asıltıyla andım. Daha sonra Lord Dansin'in öykülerinden birinden bir tümceyi, dipsiz uçurumun sesleri yutan karanlığı Monoton bir ses tonuyla tekrar tekrar okudum. Beyimin şaşılacak kadar dikleştiği bir yerde, Thomas Moore'dan bir parçayı daha fazla tekrarlamaktan korkuncaya kadar aynı tempoda cansız bir sesle okuyup durdum. Karanlık bir avza, cadıların kazanı gibi kapkara, dolduğunda damıtık ay eczasıyla tutulma anında. Ayak geçer mi şu yarıktan diye bakmak için eğildiğimde Gördüm aşağısını gözün görebildiğince. Çıkıntılı yanları cam gibi pürüzsüz, Üstü sanki cilalı gibi parlak, Zift karanlığında ölüm mahalli, Yayıyor ışığını sümüksü kıyılarına. Ayaklarımın altında yeniden düz bir zeminin uzandığını hissettiğimde, Zaman neredeyse durdu ve kendimi, Daha önce ziyaret ettiğim, Şimdi çok çok yukarılarda kalmış olan iki küçük tapınaktaki odalardan azıcık yüksek tabanlı bir yerde buldum. Tam olarak ayağa kalkamıyordum ama dizlerimin üzerinde doğrulabiliyordum. Karanlıkta oraya buraya rastgele süründüm, emekledim. Kısa bir süre sonra duvarları boyunca ön tarafları camlı tahta sandıkların dizili olduğu dar bir geçit olduğumu anladım. Paleozik devirden kalma böylesine derin bir uçurumun dibinde parlatılmış tahta ve camı hissettiğimde bunun ne anlama gelebileceğini düşünerek korkuyla titredim. Sandıklar, geçidin her iki yanına düzenli aralıklarla yerleştirilmişlerdi. Dikdörtgen biçiminde ve yatay konumdaydılar. Biçim ve büyüklükleri müthiş surette tabutu andırıyordu. Daha iyi inceleyebilmek için birkaçını yerinden hareket ettirmek istedimse de, çok sağlam bir biçimde yerlerine tutturulmuş olduklarını gördüm. Geçidin uzun bir geçit olduğunu anladım. Bu yüzden sürünerek mümkün olduğunca hızla ileri atıldım. Karanlıkta izleyen bir göz olsaydı, herhalde beni çok gülünç bulurdu. Bir o tarafa, bir bu tarafa atılıyor, duvarların ve yanı sıra sandıkların ileriye doğru uzanmaya devam edip etmediğini anlamak için zaman zaman etrafımı yokluyordum. İnsan görerek düşünmeye öyle alışmıştır ki, karanlığı neredeyse unuttum ve Bağdadi çatısıyla cam ve tahtadan sonu gelmez koridorlarını sanki görüyormuşum gibi gözlerimin önünde canlandırdım. Sonra tarifsiz heyecanlandığım bir anda onu gördüm. Kurduğum hayallerle gerçek görüntüler tam olarak ne zaman birbirine karıştılar söyleyemem. Ama yavaş yavaş ilerisi ışımaya başladı ve birden koridorla sandıkların bilinmeyen bir yeraltı ışımasıyla ortaya çıkan bulanık hatlarını seçmekte olduğumu anladım. Kısa bir süre için her şey gözüme tam düşündüğüm gibi göründü çünkü ışık çok zayıftı. Ama düşünmeden mekanik bir şekilde ışığa doğru ilerlemeye devam edince düş gücümün ne kadar yetersiz kalmış olduğunu kavradım. Bu salon Yukarıdaki kentin tapınakları gibi incelikten yoksun bir kalıntı olmayıp, çok görkemli ve egzotik bir sanat eseriydi. Parlak, canlı ve cüretkar biçimde fantastik motif ve resimler, tarifi imkansız çizgi ve renklere sahip bir duvar resmi oluşturuyordu. Ön tarafları zarif cam sandıklar, tuhaf, altın rengi bir tahtadandı ve içlerinde, İnsanoğlunun en karma karışık düşlerine bile girmemiş türden acayip yaratıkların mumyaları bulunuyordu. Bu canavarları anlatabilmek imkansız. Bunlar, gövdeleri bazen timsahı, bazen ayı balığına akla getiren ama daha çok ne bir doğa bilimcisinin ne de bir paleontologun bugüne kadar görüp duyduğu hiçbir şeye benzemeyen bir tür sürüngendiler. Boyları yaklaşık olarak kısa boylu bir insanınki kadardı ve ayakları çok tuhaf bir şekilde insan el ve ayağına benziyordu. Ama en tuhaf olanı hatları bilinen tüm biyolojik ilkeleri çiğneyen başlarıydı. Bu yaratıklar hiçbir şeye benzetilemezlerdi. Bir an için kedi, buldok köpeği, efsanelerin yarı insan yarı keçi tanrısı ve insan gibi çeşitli benzetmeler aklımdan geçti. Zeus'un bile bu kadar kocaman ve çıkıntılı bir alnı yoktu. Ama boynuzları, burunsuzluğu ve timsah çeneleri bu şeyleri her türlü sınıflandırmanın dışında bırakıyordu. Bir süre yapay mabutlar olabileceği koşkusuyla bu mumyaların gerçek olup olmadığı fikrini kafamda evirip çevirdim. Sonunda atsız kentte faal bir yaşam sürerken yaşamış, paleozik dönem sürüngenlerinden olduklarına karar kıldım. Sanki acayiplikleri yetmezmiş gibi, bir de pahalı kumaşlara sarılmış ve altın, mücevherat ve bilinmeyen parlak metaller takınmışlardı. Bu sürüngen yaratıklar çok önemli olmalıydılar. Çünkü duvar ve tavan fresklerindeki onca çılgın desen içerisinde çok ayrıcalıklı bir yere sahiptiler. Sanatçı onları eşsiz bir ustalıkla, içinde boyutlarına uygun tarzda inşa edilmiş kentlerin ve bahçelerin yer aldığı kendilerine ait bir dünyada resmetmişti ve resimlerle anlatılan tarihlerinin alegorik olabileceğini, belki de onlara tapınan ırkın gelişimini gösterdiğini düşünmeden edemiyordum.'' Kendi kendime Roma için dişi kurt ya da kızıl dereli kabileleri için bir totem hayvan ne anlama geliyorsa atsız kentin insanları için de bu yaratıklar aynı anlama geliyor olmalı diyordum. Bu görüşün ışığında Afrika denizden yükselmeden önce dünyaya hükmetmiş kudretli bir deniz kıyısı metropolünün deniz ötelere çekilirken ve çöl yavaş yavaş bir tek vadilere doğru ilerlerken verilen mücadelelerin öyküsü olan atsız kentin muhteşem destanını ana hatlarıyla izleyebiliyordum. Savaşlarını, zaferlerini, başlarına gelen belaları, yenilgileri ve daha sonra burada alegorik olarak tuhaf sürüngenlerce simgelenen Binlerce insanın peygamberlerinin kendilerine vaat ettikleri aşağılardaki başka bir dünyaya doğru Muhteşem bir tarzda kayaların içerisinden keskilerle yol açarak çöle karşı verdikleri müthiş mücadeleyi gördüm. Hepsi Pepkalade acayip ve gerçekçiydi. İçine indiğim bu korkunç kuyuyla bağlantılı olduklarıysa su götürmezdi. Geçitleri bile tanıdım. Işığın daha parlak olduğu yere doğru koridor boyunca ilerlerken resimlerle anlatılan bu destanın son evrelerini on milyon yıl boyunca atsız kentte ve civarındaki vadide yaşamış olan ırkın, dünyanın yeni yaratıldığı dönemlerde bir göçebe olarak gelip yerleştikleri ve elde ememiş kayalara tapınmaktan asla vazgeçmedikleri, o çok eski türbeleri oydukları bu yerlerden ayrılmaktan büyük bir hüzün duyan ırkın veda edişinin öyküsünü gördüm. Işık şimdi daha iyi olduğundan, resimleri daha yakından inceledim.'' ve tuhaf sürüngenlerin bilinmeyen insanları simgeliyor olması gerektiğini anımsayarak, atsız kentin gelenekleri üzerine kafa yordum. Birçok şey çok tuhaf ve açıklanamaz cinstendi. Alfabesi de olan uygarlıkları, kendinden çok çok sonraki Mısır ya da Kalde uygarlıklarından daha ileri bir düzeye ulaşmıştı. Yine de çok ilginç boşluklar, atlamalar vardı. Söz gelimi, savaş, şiddet olayları, ve salgınlar dışında ölümleri veya cenaze törenlerini betimleyen resimlerle karşılaşmadım ve doğal ölümler konusundaki bu ağız sıkılığına hayret ettim. Sanki ölümsüzlük ideali hoş bir yanılsama olarak beslenmişti. Geçidin sonuna doğru resimlerin tuhaflık ve saçmalığı doruğuna ulaşıyordu. Duvarlara, terk edilen ve hızla harabeye dönüşen atsız kentle, o ırkın kayalara oyduğu tuhaf yeni cennet diyarının birbiriyle çelişen görüntüleri resmedilmişti. Bu resimlerde kentle çöldeki vadi her zaman ay ışığı altında, yıkık duvarlarının yukarısında asılı duran ve sanatçı tarafından hayal gücüne dayanarak zor anlaşılır bir tarzda betimlenen eski zamanların ihtişamını bir dereceye kadar gözler önüne seren altın rengi yağmur bulutlarıyla gösterilmişti. Görkemli kentler maddi olmayan dağlar ve vadilerle dolu gizli bir sonsuz gün dünyasını resmeden cennet sahneleri inanılmayacak kadar abartılıydı. Geçidin en son bölümündeki resimlerin sanat değerinde bir azalma olduğuna ilişkin işaretler çarptı gözüme. Sanki biraz baştan salma yapılmışlardı ve tuhaflıkta daha önceki sahnelerin en çılgınlarını bile gölgede bırakırlardı. Bu resimler sanki Çöl tarafından kovuldukları dış dünyaya karşı artan bir düşmanlığın yanı sıra eski sanatta yavaş yavaş bir yozlaşmanın başladığının kayda geçirilmesiydi. İnsanların her zaman kutsal sürüngenler biçiminde gösterilen biçimleri gitgide siliniyor, buna karşılık ay ışığında yıkıntıların üzerinde asılı olarak betimlenen ruhları o oranda önem kazanıyordu. Süslü cübbeler içinde resmedilen kadidi çıkmış rahipler yukarıdaki havayı ve onu soluyan herkesi lanetliyorlardı. Ve son bir korkunç sahne, eski ırkın üyeleri tarafından linç edilen ilkel görünüşlü bir adamı, belki de Sütunlar kenti eski İremli bir öncüyü gösteriyordu. Arapların atsız kentten nasıl korktuklarını anımsadım ve bu noktadan itibaren gri duvarlarda ve tabanda resim bulunmadığına sevindim. Duvarlarda sergilenen bu tarihi izlerken alçak tavanlı geçidin iyice sonuna yaklaşmış ve etrafı aydınlatan bir ışımanın geldiği kapıyı fark etmiştim. Ona doğru sürünerek ilerledim ve gördüğüm şey karşısında şaşkınlık dolu bir çığlık attım. Çünkü daha aydınlık başka odalar yerine Everest dağının zirvesinden güneşin aydınlattığı bir sis denizine bakan birinin göreceği türden Homojen bir aydınlığın yayıldığı hudutsuz bir boşlukla karşılaştım. Arkamda ayakta duramayacağım kadar basık bir geçit, önümde ise sonsuz bir yeraltı aydınlığı vardı. Geçitten uçuruma açılan noktada dik basamaklar. Kat etmiş olduğum karanlık girişteki gibi küçük sayısız basamak başlıyordu. Ama birkaç metre aşağıda parlak kızıl buharlar her şeyi örtüp gözlerden saklıyordu. Geçidin sonundaki duvarda inanılmaz kalın, fantastik yarım kabartmalarla süslü ve kapanması halinde kayaya oyulmuş geçik ve kemerleri ışıktan tamamen yoksun bırakacak masif pirinç bir kapı ardına kadar açık duruyordu. Basamaklara baktım ama o anda inme cesaretini gösteremedim. Açık pirinç kapıyı ittim. Bana mısın demedi. Sonra taş zemine yüzü koyun uzandım. Ölesiye yorgunluğun bile önleyemediği düşüncelerle beynim alev alev yanıyordu. Gözlerim kapalı orada kıpırtısız yatarken serbestçe düşündüm ve daha önce atsız kentin en görkemli günlerinden sahneleri resmeden fresklere bakarken yeterince dikkat etmediğim vadi civarındaki bitki örtüsü ve tüccarlarının ticaret yaptığı uzak diyarlar gibi hususların korkunç anlamını birden kavradım. Sürünen yaratıklarla simgelenen anlatıma bu kadar önem verilmesine şaştım ve bu denli önemli bir resimli tarih anlatımında bu ilkenin bu kadar sadakatle sürdürülmesi beni hayrete düşürdü. Fresklerde atsız kent sürüngenlere uygun boyutlarda resmedilmişti. Gerçek boyutlarını ve ihtişamını merak ettim ve yıkıntılarda fark ettiğim bazı tuhaflıkları düşündüm. Kuşkusuz, sürüngen tanrıların şerefine kayalara uyulmuş ve tapınanları mecburen sürünmek zorunda bırakan o çok eski tapınakların ve yeraltı koridorunun basıklığı aklıma takıldı. Belki de burada tapınma törenleri, yaratıkları takviden sürünmek şeklindeydi. Ancak hiçbir dini kuram, bu korkunç kuyudaki yatay dehlizlerin neden tapınaklar kadar basık, hatta diz üstünde doğrulmak mümkün olmadığına göre daha basık olduğunu kolayca açıklayamaz. Mumyalanmış iğrenç bedenleri, çok yakınımda olan sürüngen yaratıkları düşünürken yüreğimin yeniden korkuyla çarpmaya başladığını hissettim. Zihnin bağlantı kurma yeteneği tuhaftır. Tarih öncesi yaşamın kalıntı ve sembolleri arasında şimdiye kadar bulunmuş tek insanın son resimde linç edildiği görülen zavallı ilkel insan dışında ben olduğum fikrinden korkuya kapıldım. Ama benim tuhaflıklarla dolu avari yaşantımda hep olduğu gibi çok geçmeden merakım korkumu alt etti. Çünkü aydınlık uçurum ve içinde bulunabilecek şeyler en büyük kaşiflere yaraşır bir meydan okumaydı. O son derece küçük basamaklardan aşağılarda çok garip gizemlerin yattığından hiç kuşkum yoktu. Orada insana ilişkin koridordaki resimlerde bulunmayan kalıntılar bulmayı umuyordum. Freskler, bu aşağı dünyadaki inanılmaz kentleri ve vadileri resmetmişti. Beni bekleyen çok sayıdaki devasa yıkıntıları hayal ediyordum. Korkularım aslında gelecekten çok geçmişle ilgiliydi. Bildiğim dünyanın millerce altında ölü sürüngenlerin ve tufan öncesi fresklerin bu basık koridorunda ürkütücü ışıklar ve sislerle dolu bir başka dünyayla karşılaştığımda duyduğum dehşet bile karşımdaki manzaranın hudutsuz eksikliğinden duyduğum ölümcül korkuyla boy ölçüşemezdi. Atsız kentin, insanın içine korku salan taşlarına ve kayalara oyulmuş tapınaklarına bakarak ölçülemeyecek bir eksiklikti bu. Öte yandan, fresklerdeki şaşırtıcı haritaların en yeni olanları, insanların çoktan unuttuğu, sadece şurası burası tanıdık gelen okyanus ve kıtaları göstermekteydi. Artık resim yapılmaz olduktan ve ölümden nefret eden ırkın çürümeye çar çağr boyun eğmesinden sonraki jeolojik çağlarda neler olup bittiği konusunda kimse bir şey söyleyemez. Bu mağaralar ve ötesindeki aydınlık dünya bir zamanlar hayat doluydu. Şimdi ise onların canlı kalıntıları arasında Yapa yalnızdım ve bu kalıntıların çıtlarını çıkarmadan Yapa yalnız nöbet tuttukları sayısız çağı düşünmek korkuyla titrememe yol açıyordu. Korkunç vadiyi ve atsız kenti ayın donuk ışıkları altında ilk defa gördüğüm andan beri zaman zaman iliklerime işleyen yoğun korku dalgasını ansızın yeniden duydum ve tüm bitkinliğime karşın bir de baktım ki çılgınca bir çabayla toparlanıp oturarak karanlık koridordan geriye dış dünyaya açılan tünellere doğru bakmaktayım.'' Duygularım, Geceleyin Atsız Kent'ten sakınmama yol açan duyguların aynısıydı. Şiddetli ve açıklanamaz türdendi. Ama bir an sonra belirgin bir ses, bu mezarı andırır derinliklere girdiğim andan beri mutlak sessizliği yırtan ilk ses duyarak daha büyük bir şok yaşadım. Sanki uzaklardaki bir sürü lanetlenmiş ruhtan çıkan boğuk, zayıf bir iniltiydi ve gözlerimi dikip baktığım yönden geliyordu. Sesin şiddeti çabucak arttı. Öyle ki basık tavanlı koridorda korkunç bir şekilde yankılanmaya başladı ve aynı anda da dehlizlerde ve yukarıdaki kentte görülen türden giderek şiddetlenen bir soğuk hava cereyanının farkına vardım. Bu hava akımının temasıyla ruh dengemi yeniden buldum. Çünkü o anda her gün batımında ve gün doğumunda uçurumun ağzı civarında yükselen ve sayesinde gizli tünelleri bulduğum ani esintileri anımsadım. Saatime baktığımda gün doğumunun yakın olduğunu gördüm. Ve akşamleyin aşağıdan yukarıya doğru esen, şimdi ise yukarıdan aşağı doğru süpürerek mağara evine dönen sert rüzgara karşı direnmek için kendimi sağlama almaya çalıştım. Korkularım bir kez daha doğal bir olayın bilinmeyenin barındırdığı düşünceleri dağıtması yüzünden azalmaya yüz tuttu. Çığlıklar atan, inleyen gece rüzgarı iç dünyanın uçurumuna doğru giderek artan bir çılgınlıkla aktı durdu. Yeniden yere kapaklandım ve açık kapıdan ışıltılı uçuruma sürüklenmek korkusuyla boş yere sıkı sıkı zemine yapıştım. Böylesine şiddetli bir rüzgarı beklemiyordum. Uçuruma doğru sürüklenmekte olduğumu fark ettiğimde, endişe ve harekete geçen hayal gücüm ruhumu dehşetle doldurdu. Bir garezi varmış gibi şiddetle esen rüzgar, aklıma inanılmaz hayallerin üşüşmesine yol açtı. Bir kere daha korkudan tir tir titreyerek kendimi bu korku verici koridordaki tek insan imgesiyle atsız bir ırkın linç ettiği adamla karşılaştırdım. Çünkü Girdaplar oluşturan hava akımının indirdiği gaddar darbelerde büyük ölçüde aczinden kaynaklanan öç almaya ahdetmiş bir öfke var gibiydi. Sanırım sonuna doğru çılgınca çığlıklar attım. Aklımı oynatmış gibiydim. Ama attığım çığlıklar, uluyan rüzgar, hayaletlerinin cehennemi kargaşası içinde yitip gitmiş olmalı. Görünmez, öldürücü sele karşı sürünerek ilerlemeye çalıştım. Ama bulunduğum yeri bile koruyamadım ve acımasızca yavaş yavaş bilinmeyen dünyaya doğru itildim. Sonunda aklımı iyice oynatmış olmalıyım. Çünkü ağzımdan sürekli olarak düşlerinde atsız kenti gören Deli Arap El Hazret'in anlaşılmaz dizeleri dökülmeye başladı. Ebediyen var olan ölü değildir. Ama günü gelir, ölüm de ölür. Sadece derin düşüncelere dalmış kasvetli çöl tanrıları, gece rüzgarında ölüm ya da daha beteri beni alıncaya dek hep anımsayıp korkuyla titriyeceğim o gecenin olaylarını, verdiğim mücadeleyi, karanlıkta cereyan eden itiş kakışı ya da hayata nasıl bir cehennemin beni yeniden yönelttiğini bilebilir. Müthiş, doğa dışı ve muazzam bir şeydi bu olup bitenler. Ancak gece yarısından sonraki uyku tutturulamayan ilk saatlerin sessizliği içinde insanın inanabileceği türden şeyler. Büyük bir şiddetle esen rüzgarın öfkesinin şeytanca, iblisce olduğunu ve hapis tutulan ıssız sonsuzlukların kötü niyetiyle iğrenç sesler çıkardığını söylemiştim. O sırada henüz ne olduklarını anlayamadığım sesler hala karma karışık kulağıma çalınırken bu seslerin zonklayan beynimde şekillenir gibi olmaya başladığını fark ettim ve orada insanoğlunun şafakla aydınlanan dünyasının fersah persah altındaki bu milyarlarca yıldır ölü eski zaman kalıntılarının mezarında tuhaf dilli iblislerin hırıltıyı andıran iğrenç seslerini duydum. O tarafa döndüğümde Atsız kentin sürüngenlerinin dehlizin karanlığında görülmeyen hatlarının uçurumun aydınlık havasında belirdiğini gördüm. Bunlar, öteye beriye koşuşturan ve kara basana andıran bir şeytan sürüsü. Başka bir ırkla karşılaştırılması olanaksız, suratları nefretle çarpılmış, tuhaf giysiler içinde yarı saydam şeytanlardı. Ve rüzgar dinerken Dünyanın içindeki gul yabani dolu karanlığa gömüldüm. Çünkü büyük pirinç kapı, yaratıkların sonuncusunun ardından doğmakta olan güneşi, tıpkı Memnon'un Nil kıyılarında güneşi selamladığı gibi, selamlamak üzere, yankısı dış dünyaya perde perde yayılan, sağır edici metalik bir gürültüyle kapandı son